takip edeceğiz. Dileriz ki böylesi zam haberleri sizlere vermeyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan her fırsatta ne diyordu? İtibardan tasarruf olmaz. Yurttaş hemen her gün kemer sıkarken baktığımızda devletin pek de kemer sıktığını görmedik. Kamu kurumlarında herhangi bir tasarrufa rastlayamadık. Bu tablo Sayıştay raporlarına da yansıdı. Sarayın harcamaları bir yılda %52,7 artarak günlük 15 milyon 533 bin liraya çıktı. Bir kez daha söyleyelim mi? Sadece sarayın, o sarayın günlük harcaması 15 milyon 533 bin liraya çıktı. Kimin parası? Elbette bizlerin. Milyonlarca yurttaş geçim derdiyle her geçen gün ezilirken partili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saray harcamaları dudak uçuklattı. İtibardan tasarruf olmaz. Sık sık tasarruf ve sabır çağrısı yapan Erdoğan'ın rekor saray harcamaları Sayıştay raporuna da yansıdı. Sayıştay geçen yıl yaptığı denetimlerle ilgili raporunu yayımladı. Sarayın günlük harcaması bir yılda %52,7 artarak 15 milyon 533 bin 688 lirayı buldu. Sarayın bir yıllık harcaması ise 5 milyar 669 milyon lirayı aştı. Ancak harcama kalemlerinin neler olduğu geçmiş yılların aksine bu yıl yayınlanan raporlarda gizlendi. Raporda temsil, kırtasiyet, temizlik, bitki bakımı, tıbbi malzeme, araç bakımı gibi giderlerin detaylarına yer verilmedi. Sarayın kalem kalem açıklanmayan malzeme alımı bir yılda toplam 3 milyar 28 milyon lirayı buldu. Ben soruyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır açıklanan raporu değerlendirirken sert tepki gösterdi, sözün bittiği yerdeyiz dedi. Bu bir utanç meselesidir. Bir hukuk devletinde, şeffaf bir devlette, Cumhurbaşkanı oturduğu yönettiği sarayda bu kadar büyük meblağı kullanıp bunun nereye harcandığını eğer Sayıştay'a bildirmiyorsa, Sayıştay yurttaşlarla da paylaşmıyorsa sözün bittiği yerdeyiz. Sayıştay'ın 2022 yılı raporunda Cumhurbaşkanlığına geçen yıl bütçeden 3 milyar 890 milyon 381 bin lira kaynak ayrıldığı belirtilmişti. Ek bütçeden gelen ödenekle bütçesini arttıran Cumhurbaşkanlığına bu miktarda yetmedi. Yıl içinde yapılan ek ödemelerle bu tutar 5 milyar 669 milyon 796 bin liraya yükseldi. Yatarken manda yoğurdu. İçinde tabii manda yoğurduyla İştigal edenler var mı bilmem. Manda yoğurdu hakikaten kalitedir, çok iyidir. İki, onun içine şöyle Medine hurması doğrarım. 3 tane veya 5 tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı. Başarır, bu harcamalar nereye yapılıyor açıklayın diye sordu. Beyefendi vatandaşı sabırlı ol diyor. Dişini sıkın diyor, tasarruf edin diyor. Ama bakıyoruz kendisinin hesabını veremediği yaklaşık 3 milyarlık bir harcama var. Saray ve Sayıştay. Lütfen bu paralar nereye harcanıyor, ne şekilde harcanıyor, hangi vakıflara, hangi derneklere veriliyor bunları açıklayın. Evet, tablo bu. Ali Mahir Başarır'ın açıklamaları böyleydi. Bu Sayıştay raporları elbette ortaya çıkan başka başlıklarla bugün gazetelerinde gündeminde. Örneğin Cumhuriyet gazetesi gelecek şimdi ekranlarınıza. Cumhuriyet diyor ki bugün manşetine taşıdığı haberde saraya perdeleme. AKP ile kolu kanadı kırılan Sayıştay'ın raporları